Bismillahirrahmanirrahim. Evet, geçen hafta da söylemiştim. Epeyce eliniz düzeldi maşallah. Gayet güzel olan yerleri var. Lam elifte hala sıkıntı var yalnız. İlk, yani şöyle bir genel bakınca dikkatimi çeken lam elif harfi oldu. Video çekememiştim ama geçen haftaki derste de söyledim. Hani şöyle bir ölçümüz vardı. Bu ölçülerini uygularsak bu böyle biraz kolları dar gibi diye. Onun dışında şöyle harf harf bakacak olursak ra harfinin başlangıcı iyi. Şu geçişte birazcık daha güçlü olursa mesela şuradaki ikincisindeki daha güzel. Şu geçişi güçlü yaparsak tamam. B harfi güzel. İşte bir ölçü problemi var. Şunun mesafesiyle şunun ölçüsü aynı değil. Hangisini esas almamız gerekiyor? Tabii onu kaleminizle ölçerek 6 nokta olan hangisi ise bu 5,5 nokta. Sizin kaleminizde de birebir aynı gelmeyebilir. Bu 6 nokta. Yani şu ölçü daha doğru demek ki. Bu birazcık küçük kalmış ama şekil olarak ikisi de güzel. Yesir dişleri, şu iki dişin eşit olması lazım. Biraz fazlaca iri ama şekil gayet güzel. Bu da birazcık uzun olmuş ama şekilleri iyi. Diş geçişleri iyi. Şurası birazcık daha kalınlaşabilir. Şu ölçüsünü yaptığımızda bu sefer bu tarafı biraz fazla olmuş sadece. Yukarıdan doğru gelip birazcık daha erken demek ki şöyle ra'yı toparlarsak bu harfte düzelmiş olacak. Vav başı iyi ama şu çok yatay. Burası iki nokta gelmez. Başının altı da çok geniş olmuş. Şurayı çok aşağı inmişiz. Bakın şurayı bu kadar aşağıya bağlantı noktasını inmemiz gerekmiyor. Hemen baş kısmını yaptıktan sonra hemen şurada birleştiriyoruz bunu. Ve sonra bunun çanak kısmını yapıyoruz. Çok yatay. Yani daha dik yapalım. Şu diklik ve sizin yaptığınız diklik arasındaki fark bu. Evet, gelelim dediğim gibi lam elifi. Bir göstermiştim şeyde ama yani ince uzun böyle iki tarafından böyle bastırıp sıkıştırılmış bir görüntü ve izlenim veriyor. Meşk murakkağındaki örneğine bakarsanız siz de bana hak verirsiniz. Birazcık daha bu sol kolun ve sağ kolun açık olması gerekiyor demek ki. Dönüşümüz iyi. Gözün içerisinde aramamız gereken şekil vardı bir de. Onu bulmaya çalışalım. Yani şunu sağlamak için şöyle bir mermi çekirdeği görüntüsü olması lazım. Şu dönüşte şöyle bir hareket var. Direkt düz dönmüyoruz yani. Burada şöyle bir dönüş hareketi var. Üst tarafta 4 nokta. Şöyle biraz buralardan olması gerekiyordu. Ayın güzel. Şurası biraz fazla açık olmuş. Bir de şurayı biraz dik yapmışız. Bu lam elifin şu koluyla neredeyse paraleldir bu. Soruyu dik yaptığınız için tabii bu da ona paralel gibi görünüyor ama lam elif dik olduğu için o doğru bir sonuç vermeyecektir, sağlama sonucu. Evet, bu dönüşü birazcık daha şu ilk T kısmını dik yapalım. Evet, sizin dişlerimiz falan gayet iyi bundan sonraki. Biraz büyük. Yani şu kaleminizle lütfen ölçün. Şu en tepe noktasından bir aşağıya çizgiyi, bir de buraya. Şurası 6 noktadan fazla gelir. Şekil çok güzel. Şurası büyük. 3 noktaya çıkmış burası, bir de 2 nokta olması lazım. Bakın şu rağların bu kısmı falan, bunlar çok güzel. 2 noktayla bitirirsek bunlar iyi.
Evet, şu mim biraz çok uzunca olmuş. Daha kısa yaparsak bu şekil de çok güzel. Ve iyi. Bu kadar abartılı dönmeye gerek yok. Hafif sola meyil yaparsak yeter. Gözünün içerisi biraz fazla büyük. Bunu yaklaştırıyoruz buraya. Arada bir nokta olsa yeterli. Şuhayı oraya getirmeye. Üst kısmı iyi olmuş. Alt kısmının da şu dönüşünü birazcık daha böyle, şu dönüşü daha kavisi güzel yaparsak daha iyi, ama iyi. Şuradan kalınlığını birazcık düşürebiliriz. Şu çok kalın. Bu ikisi yan yana gelince bu kalınlıklar hemen hemen aynı gibi olacak, ama dediğim gibi birisi çok kalın görünüyor. Vav kuyruğu iyi ama şu kesik kısım iki noktayı geçer. Birazcık daha ileri gelip ileriden sonra şey yapalım. Bu kesik kısmını yapalım. Bu bihi de gayet güzel olmuş. Küçük bir iki tane eksiğimiz kaldı inşallah. Bunları artık telafi ederiz diye düşünüyorum. Rabbi Esir dersini geçelim hayırlısıyla. Bu önemli bir aşamaydı. Elinize sağlık. Yani maşallah çalışıyorsunuz da elinizde gittikçe düzeliyor. Eliften F'ye kadar olan harfleri, hurufat meşki dediğimiz meşke inşallah başlayabiliriz artık. Rabbi Esir meşkini unutmayın, ama bu Rabbi Esir meşkine o kadar çok atıfta bulunuyoruz ki ileriki derslerimizde. Bu gene zihninizin bir yerinde olsun. Satır yerleşimi açısından da bir iki şey söyleyeyim. Hani bu harfleri düzelttik, ama mesela bunda daha ilerideki satırlarda yazarken, daha doğrusu şey yazarken de, o meşki yazarken de aynı şeyle karşılaşacaksınız. Bir satır düzeni ve harflerin birbirleriyle teması çok önemli. İşte özellikle örnek verecek olursak şu daldan sonraki bir iki harfi gösterivereyim. Hem meşk yazmış olalım. İşte dal harfi diyelim ki satırın yarısı üzerinde kalacak şekilde yapıyoruz mesela. Şimdi ra harfini bunun kuyruğuna dokundurarak mesela şu ra harfini yapıyoruz. Bundan sonraki meşklerde de yani o meşk düzenine de bakarak, satır düzeni ve birbirleriyle temas noktalarına bakarak da bunu yapmaya çalışacağız. Sonra diğer ikinci farklı çeşit ra'yı bunun kuyruğuna dokundurarak yapıyoruz. Sonra bir diğerini yine hepsi birbirine temas ediyor neredeyse. Ve bu hepsi de gene şöyle bir satır düzeninde birbiriyle dengeli bir şekilde satırda da duracak. O Elif'ten F'ye kadar olan ilk satır meşkini de inşallah Şevki Efendi'deki örneğine bakarak yapmaya çalışın. Allah'a emanet olun.